Hayatımızın %90'ının iş yerinde geçtiği bir ortamda ve Türkiye gibi diğer ülkelerle, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında sorumluluğun çok fazla verildiği, beklentinin çok yüksek olduğu bir noktada insanlar vazgeçilmemek adına ellerinden gelen farklılığı yapıyorlar. Tek konsantre oldukları şey bazen işleri oluyor. Diğer alanlardan hiç beslenmemeye başlıyorlar. Hani işim olmazsa olmaz, yani işim, bağımlılık gibi, iş bağımlılığı. Bu yarışın içinde bulundukları aşamada kendileri gibi insanların da varlığı ile birlikte kurum içerisinde sadece çalışıyorlar. Başarıya gidiyorlar. Bazen birileri bir şeyleri daha iyi yapıyor. Daha iyi yaptıklarını gördüklerinde ellerinde var olan en iyi olma motivasyondan artık beslenememeye başladıklarında ruhları çöküyor. Çünkü tek beslendikleri yer orası. O noktada kapımızı çalıyorlar. Bize diyoruz ki hayat sadece işten ibaret değil. Hayat sadece başarıdan ibaret değil. Aile, roller yani. Aile, eş, arkadaşlar, hobiler, bireysel alan. Siz bunlardan beslendiğinizde, bunlardan almanız gerekeni aldığınızda çok fazla kendi işinize de, kendi bulunduğunuz kuruma da farkında olmadan aslında enerjiyi yatırmış oluyorsunuz. Hayal gücünüz daha farklı gelişiyor. Aa, ben daha önce bunu düşünmedim. Bak, onlar öyle yapıyorlarmış. Hani çok farklı bir alan, çok farklı bir meslek grubu ama biz kendi işimize de bunu adapte edebiliriz diye düşünmek istiyorlar. Tabii onların akıllarından böyle bir şey gelmiyor. Biz endüstriyel psikologlar bunu fark ediyoruz ve diyoruz ki siz madem enerjiniz düştü, madem hayatta en çok size özel kendinizi hissettiren şey zirvede yer almaktı ama birileri elinizden aldı. Onların farkını keşfetmeden önce sizin eksik kalan tarafınız ne? Biz onu keşfedelim. Keşfedelim ki siz tekrardan o özele gidin. Ama o özele gitme hedefine ulaşırken diğer alanlarda da ne kadar özel olduğunuzu size hatırlatan seçimlerde bulunun ki fark ettiğiniz o eksiği, eksik kalan tarafı fark eden rakipler önlem almaya çalıştıklarında siz yine ikinci plana düşmeyin.